Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kürşat Kağan. Bu videoda sizlerle beraber operatörleri işleyeceğiz. Operatörler sık sık kullanacağınız ifadeler olacak. Bu ifadelerden ilk anlatacağım birinci öncelikliler. X artı artı ve x eksi eksi. Bunlar buradaki x'lerden kastı geçen bölümde öğrendiğimiz değişkenler. Bir integer x değerini düşünün. Kod içinde x artı artıyı kullanırsanız tanımladıktan sonra ya da x eksi x'i kullanırsanız bu x değişkenini arttırır ya da azaltır. X değişkeninin değerini arttırır ya da azaltır. Geçen bölüm kullandığımız toplama ve çıkarma operatörlerini burada görüyorsunuz. İki değişkeni toplamak için kullanmıştım ben. Aynısını çıkarmak için de yapabiliriz. Çarpma ve bölme operatörlerimiz de burada. Şu yüzde operatörü farklı bir çalışıyor. Bugün bununla ilgili güzel bir uygulamam olacak sizle beraber yapacağımız. İlişkisel ve tür test operatörlerini çok sık kullanacaksınız. Büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit gibi. Eşitlik operatörünü çok sık kullanacağız. Bunları genelde koşullu ifadeleri öğrendiğimiz zaman çok sık kullanmaya başlayacağız. Ve ifadesi, yine koşullu da kullanacağımız ve ifadesi şu. Veya ifadesi ya da ifadesi. Bunları çok sık sık kullanacağız. Ama zamanla kullanacağız. Bugün operatörlerin ilk girişini yapacağız. Zaten devamını artık diğer konularda kod yazdıkça içinde görmeye başlayacaksınız. Biz geçelim o halde Visual Studio'muza ve bunları uygulamaya başlayalım. Evet, geçen videoda kaldığımız yerdeyiz şu anda. En son değişkenleri toplamıştık, bakın burada görebileceğiniz gibi. Toplam deyip yaş değişkenini sayı 1 değişkeniyle toplamıştık. Ve sonucu ekrana yazdırmıştık. Burada kullandığımız artı işte bir matematiksel operatör. Bunları daha detaylı anlatalım. Bunun için yeni bir proje oluşturacağız. Dosya, yeni proje. Yeni bir konsol uygulaması. Kayıt yerine buraya bir yeni klasör oluşturup ders 3 buraya bir yeni klasör oluşturup adını ders 3 yapamadım. Bugün bir yazamıyorum. Ders 3 diyelim. Projenin adını da ders 3 operatörler. Projemizi oluşturalım. Evet, projemiz oluştu. Nereden başlayalım? Önce sizlerle değişken tanımlayalım. Dün yaptığımız gibi bir integer değişken tanımlayalım. Mesela integer sayı, integer sayı 1 diyelim. Hatta sayı 1 ve sayı 2 diyelim ve sayı 3 diyelim. İlerleyen vakitlerde kullanacağımız değişkenlerimiz olsun. Mesela bu şekilde sayı 3 de kalsın. Hatta bir de biz toplam değişkenini oluşturalım. Diyelim ki toplam değişkeni eşittir. Sayı 1 artı sayı 2, bunu geçen ders yapmıştık. Eksi sayı 3 dersek. Altlarını kırmızıyla çizdi. Çünkü biz burada sayıları tanımladık ama karşısına bir değer vermedik. O yüzden altlarını kırmızıyla çizdi. Bir öncekinde konsoldan bu veriyi biz kullanıcıdan almıştık. Şu an onu yapmadığımız için biz bir burada verelim. Sayı birimiz 5 olsun. Sayı 2'miz 9 olsun. Sayı 3'ümüz de 4 olsun. Bu konsola bunu yazdıralım toplam değerine. Yazdıralım bakalım. Beş artı dokuz eksi dörtten bize 10 değerini verdi. Toplama ve çıkarma operatörünü burada kullanmış olduk.
Peki mesela devam edelim. Diyelim ki toplama çıkarmadan sonra çarpma ve bölmeyi anlatalım. Çarpma ve bölme de yine aynı şekilde artı yerine çarpı, eksi yerine de bölü diyelim. Bakalım ne olacak? 11 değerini verdi. 5 çarpı 9. 9 kere 5. 45 bölü 4. 11 ama tam 11 olmaması lazım. Bunun küsuratlı bir değer olması lazım. Ama biz bunu integer değer olarak istediğimiz için bize tam kısmını verdi. Biz bunları float olarak değiştirseydik. Bakalım ne yapacaktı? 11,25 değerini bize tam olarak vermiş olacaktı. Integer dediğimiz için sadece tam sayı kısmını ekrana yazdırmıştı. Peki. Devam edelim. Yeni bir tanım yapalım. Integer. Bunlar bizde kalsınlar. Integer. Bölüm. Virgül. Bölen. Virgül. Kalan diyelim. Bunları hatta şimdilik ekranda göstermemesi için bu şekilde yorum satırına alalım. Bunu da yerini değiştireyim. Yepyeni bir şey anlatacağız. Devam ediyoruz operatörlere. Şimdi biz önceden bölüm, bölen ve kalanı tanımladık. Bir program yapalım. Bu program şu işe yarasın. Desin ki kullanıcıya. Bölünmesini istediğin sayıyı söyle. Sonra biz buraya bölüm eşittir. Convert to integer 32 console nokta readline dersek. Ardından bu yaptığımız ne işe yarayacak? Ekrana bölünmesini istediği sayıyı söyle diyeceğiz. Kullanıcı bölünmesini istediği sayıyı yazıp Enter'a basacak. Bu bölüm olarak atanmış olacak. Bunu kopyalayalım. Duplikate edelim şu şekilde. Kaça bölünsün? Bölünmesini istediğin sayıyı söyle. Bu da bölen olsun. Şimdi bizde bölüm var elimizde, bölen var elimizde. Bize kalan bir de sonuç olsun. Şimdi sonuç değerimiz eşittir. Bölüm, bölü, bölen. Bölüm değildi o. Bölünendi. Aa, video başından beri yanlış anlatıyorum. Bölünen diye değiştirelim bunu. İlkokul öğretmenim beni duysa bunları gülerdi bana. Sonuç bölünen bölü bölen. Bunu ekrana yazdırsın. Console nokta write line sonuç. Şimdi bakalım. 25 kaça bölünmesini istiyorum? 5'e. Sonuç 5. Bunu bana verdi. Güzel. Ama ben sadece bunu istemiyorum. Bakın, biz burada bir kalan tanımladık. Hatta şöyle diyelim. Bölünmesini istediğin sayıyı söyle. Ben de en sonda sana sonucu ve varsa kalan miktarını söyleyeyim diyor bize program. Peki bu kalan nasıl hesaplanacak? Mesela 30 desem 30'u 4'e bölebilir. 30'u 9'a bölmesini istesem 9, 18, 27. Arada 3 var. Ben bu 3'ün kalanın kaç olduğunu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım.
Kalan eşittir bölüm, pardon, bölünen yüzde bölen diyeceğiz. Sonra console nokta write line deyip kalanı ekrana yazdıralım. Deneyelim. 30 9'a bölündüğünde 3'e 3 sonuç 3 çıkar. Kalan da 3'tür. Bunlar karışmasın. Şöyle console.write sonuç desin. De boşluk koyalım. Buraya da sonuç değil. Buraya da kalan diyelim. Bakalım. Çalıştıralım. 30'a bölme sesinin sayı söyle. Ben de sana sonucu ve kalan miktarını varsa söyleyeyim demiş. Mesela 86'yı 25'e bölmek istiyorum. Sonuç 3, kalan 11. 25 çarpı 3, 75. Kalanımız 11. Burada bölme işlemini sağlayan operatörü öğrendik. Kalanı bulmayı sağlayan operatörü öğrendik. Yüzde operatörü buradaki. Devam edelim. Bu satırları yorum satırına çevirelim. Ve aşağıda devam edelim. Bu sefer ne öğrenelim? Mesela konsolumuz desin ki bana bir sayı söyle. Ben de sana bir fazlasını ve bir eksiğini söyleyeyim. O sırada biz bir tanım yapalım buraya tekrar. Bir integer sayı tanımlayalım. O da değer olsun. Değer eşittir. Convert to integer 32 parantez içinde console readline diyelim. Şimdi değeri bellekten aldık. Girdiği değeri belleğe kaydettik daha doğrusu. Ekrana bizim önce bir eksiğini, önce ya da bir fazlasını, sonra da bir eksiğini yazdırmamız lazım. Fazlasından başlayalım. Console.write sayınızın bir eksiği desin. Peki sayısının bir eksiğini her yazdığı sayı için nasıl yaparız? Böyle yapabilir miyiz? Değer eksi eksi desek. Sonra da console nokta write line deyip değeri ekrana yazdırsak. Bakalım çalışacak mı? 25 dedim mesela. Sayınızın bir eksiği 24. Bir de bir fazlası için yapalım. Aynı şekilde bu işlemi. Bununla değer eksi eksi değil bu sefer. Değer artı artı yapalım. Bir sayı söylesin bize 34 İstanbul'umuzun plakası. 1 eksi 33. Yine 1 eksi dedik. Bunu düzeltmedik çünkü bir fazlası diyelim. 34'ün 1 eksi 33, bir fazlası 34. Bunları otomatik olarak hesaplamasını sağladık, arttırdık ve azalttık. Evet, şimdi de şey yapalım. Bir boolean değer üzerinden karşılaştırmayı öğretelim. Evet, onu yapalım. Bunları ben tekrardan yorum satırına çeviriyorum. Ve yeni bir tanımlama yapalım. Diyelim ki boolean bir A oluşturalım. A değişkeni. Buna da diyelim ki 6
Büyüktür 5. Boolean B oluşturalım. Diyelim ki 7 küçüktür 9. Boolean C oluşturalım. Sonra diyelim ki yanlış verelim. 5 büyüktür 9. Boolean D oluşturalım. Sonra da diyelim ki 8 büyüktür 6. Boolean E oluşturalım. Ona da diyelim ki 4 büyüktür 7. Şimdi sizce bunlardan hangilerine doğru diyecek, hangilerine yanlış diyecek? Bu en temel matematik bilgilerinden biri. 6 büyüktür 5 doğru. 7 küçüktür 9 doğru. 5 büyüktür 9 yanlış. 8 büyüktür 6 doğru. 4 büyüktür 7 doğru. Değil, yanlış. Bunları ekrana yazdırmasını isterim. Console.write olsun. Bu sefer A diyelim. Hatta bunları şöyle duplicate edelim. B C D ekrana yazdırıyorum bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Boolean A değerini 6 büyüktür 5 olarak denemiştik. Bakalım doğru muymuş? True demiş. Doğru demiş. B'yi 7 küçüktür 9 demiştik. Doğru demiş. 5 büyüktür 9 demiştik C için. Yanlış demiş. D için 8 büyüktür 6 demiştik. Doğru demiş. E için 4 büyüktür 7 demiştik. Yanlış demiş. Yani büyüktür küçüktür operatörlerini kod yazarken de kullanabiliyoruz. Hatta devam edelim. Bir boolean değeri yazalım. P diyelim ona da. Bu sefer diyelim ki 5 eşittir 5. 5, 5'tir yani. Boolean G eşittir 10 eşit değildir 9'a. Pardon. Değildir eşit 9'a. Boolean P 9 eşit 9 değildir eşit 9'a ve Boolean i eşittir 5 yeterli aslında ya. 5 eşittir 4'e diyelim. Bunları tekrardan bir ekrana yazmasını isteyelim. F G E İ yazdıralım ekranına. Bakın. İlk kısımlar aynı. Ardından İ mesela 5 eşittir 4 demişiz. 5'i 4'e eşit olmadığı için false demiş. 9, 9'a eşit değildir demişiz. Eşit olduğu için false demiş. 10, 9'a eşit değildir demişiz. Doğru demiş. 5, 5'e eşittir demişiz. Doğru demiş. Yani eşittir eşittirle ya da eşit değildirle işlemler yapabilirsiniz. Bunlar da bizim operatörlerimizden bazıları. Bu videoda şu anlık bu kadar operatör yeterli. Operatörler için ikinci bir video daha çekeceğim. Çünkü anlatmam gereken birkaç operatör daha var. Onların burada geçiştirilmesini istemiyorum tekrardan. Bir ikinci video daha çekeceğim. Onu da izlersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım size faydalı olabiliyorumdur. Beğenmeyi ve abone olmayı, hatta yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.